Biz Sağlık Bakanlığı olarak ruhsal sorunların her geçen gün arttığı bir dünyada ve ülkemizde de ruhsal sorunların her gün artarak karşımıza yoğun bir problem olarak çıktığını görüyoruz. Edirne Milletvekili Sağlık Bakanı Doktor Mehmet Müezzinoğlu, ülkemizde uyuşturucu kullanımında büyük artış olduğunu belirterek bunun ruhsal boşluktan kaynaklandığını söyledi. Bu bize şunu gösteriyor. Manevi boşluğun ruhsal sorunların da artışına bir vesile oluştuğunu, maddi gelişmeyle birlikte manevi kalkınmayı veya ruhsal gelişmeyi sağlayamadığımız sürece sorunların artarak devam edeceğini de hep birlikte gözlemliyoruz. Bakan Müezzinoğlu, Diyanet Sen Edirne Şubesi'nin birinci olağan kongresine katıldı. Meriç Nehri kenarında bir restoranda yapılan toplantıda konuşan Bakan Müezzinoğlu, ruhsal sorunların dünyada ve ülkemizde arttığını, sağlık camiası olarak kendilerine düşen görev kadar manevi açıdan insanların ruhsal yönünün güçlendirilmesinde de din görevlerine önemli görevler düştüğünü söyledi. Buna çözüm üretmekte bir taraftan sağlık camiası olarak bizlere düşerken, diğer taraftan da manevi veya insanların ruhsal yönünün güçlendirilmesinde sizlere düştüğüne inanıyorum. Dolayısıyla Diyanet İşleri Başkanlığı bizim olmazsa olmazımız Sağlık Bakanlığı olarak güçlü bir partnerimiz olması gerektiğine inanıyorum. Bu anlamda da Diyanet İşleri Başkanlığımız ve Diyanet Camiası ne kadar teşekkür etsek azdır. Hemen hemen bütün projelerimizde, sağlık alanındaki ihtiyaçlarımızda hep yanımızda oldu, yanımızda da olmaya devam ediyor. Organ bağışının önemine dikkat çeken Bakan Müezzinoğlu, bugün yaklaşık 50 bin civarında insanımız organ bağışıyla hayata tutunmayı bekliyor. Ancak organ bağışında değişik tereddütler nedeniyle bağışta duyarsız davranan toplumuz diyerek bu konuda da din görevlerine önemli görevler düştüğünü söyledi. Organ bağışı konusu önemli ve bizim bugün yaklaşık 50 bin civarındaki insanımız organ bağışıyla hayata tutunmayı bekleyen ve yaşam mücadelesi veren insanlarımız. Ama bir taraftan da organ bağışında değişik tereddütler nedeniyle bağışta cimri davranan veya bağışta duyarsız davranan bir toplumuz. Bazen ya işte ben karaciğerimi vereceğim ama yarın o karaciğerimle hangi günahın işleneceğini bilmiyorum. Ben kalbimi bağışlayacağım ama kime gideceğini bilmiyorum. Dinli midir, dinsiz midir, şu mudur, bu mudur? Yani bu derece İslam dini ilim dinidir. İlme ve irfana sığmayan bakış açısıyla bizim hem kendi hayırlarımızı sınırlandırmak hem de birilerinin yaşamına katkı sağlamak gibi bir yanlışlığı inancımız gereği yapıyor olmamızı kabul edebilmek herhalde çok mümkün değil, çok da doğru değil. Bu anlamda sizlere çok büyük görevler düşüyor, sizlerden büyük fedakarlıklar beklediğimizi ifade etmek istiyorum. Son yıllarda uyuşturucu kullanımında artış olduğuna dikkat çeken Sağlık Bakanı Mehmet Müezzinoğlu, bunun ruhsal boşluktan kaynaklandığını ifade etti. Bakan konuşmasında din görevlerinin aileler ve gençler açısından da sorumluluğu olduğunu vurguladı. İki gün önce, Cuma günü uyuşturucu şurasını yaptık. Birinci ulusal uyuşturucu şurasını yaptık. Şimdi son yıllarda kötü alışkanlıklar, özellikle uyuşturucu ile olan gençlerimizin muhataplığında bir artış var. Bu muhataplığın temel sorunu, temel nedeni nedir diye baktığımızda işte yine tıbbi anlamda ruhsal boşluk, dini anlamda da manevi boşluk. İster tıbbi anlamda bakalım, isterse dini anlamda bakalım. Bir boşluk var. Ruhen sağlıklı olamama veya manen boşlukta kalma. Bunu birlikte doldurabilmek, buradaki hayat felsefesini ve yaşam felsefesini doğru zemine taşıyabilmek gibi birlikte yapabileceğimiz görevler, sorumluluklar
İnşallah önümüzdeki dönemde bunları birlikte paylaşacağız. Edirne'mizde bu anlamda Diyanet Senin dinamiklerini çok daha aktif olarak, çok daha dinamik olarak görmek arzu ettiğimizi, bir din adamının, bir hocamızın, bir müezzinimizin, bir imamımızın, bir hatibimizin, bir hatibimizin yalnız günde 5 vakit okunan ezan ve kılınan namaz gibi kendisini tırnak içinde bir çerçevede tutuyor olmasını asla toplum da kabul etmez, sizler de kabul etmemelisiniz. Önünüzde sorumlu olduğunuz, az önce söylediğim gibi binlerle genç var, binlerle ifade edilen aileler var. Aile sorunları yaşıyoruz. Aile bunalımları yaşıyoruz.